Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız İstanbul İFM Fuar Merkezi ve Motobike Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Bayrampaşa Sürücü Kursu'na konuk olduk ve yanımızda işletmemizin müdürü Bekir Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Bekir Bey, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Hayırlı fuarlar sizlere. Nasıl gidiyor fuar? Fuar ilk gün açıkçası yine beklediğimiz şekilde gayet iyi. İnsanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz mümkün oldukça. Çünkü şimdi bu özellikle de motor konusunda devletin mesela 2016 Ocak'tan itibaren başlattığı bir sistem var. Bu sistemi mi aktarıyoruz yani burada? Bu sistemi evet insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Peki sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bayrampaşa Sürücü Kursu'nda göreviniz nedir? Neler yapıyorsunuz? Ben direksiyon eğitim, yani usta öğreticiyim. Direksiyon hocalığı yapıyorum, böyle söyleyeyim. Kaç yıldan beri sektörün içerisindesiniz? Yaklaşık 2 yıldır bu sektördeyim. Evet. Peki biraz firmayı tanıtın bizlere o zaman. Bayrampaşa Sürücü Kursu merkezi nerede? Neler yapıyor? Biz tüm ehliyet sınıflarını kendi bünyemizde mevcut bulunduruyoruz. Bayrampaşa'da 2 tane şubemiz var. Bunlarla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ne tür ehliyetler veriyoruz? Motor sınıfları var. B otomobil sınıfı var. Ağır vasıta, kamyon, otobüs, çekici sınıfları mevcut. Bunun dışında da mümkün oldukça elimizden geldikçe psikoteknik ve SRC konusunda insanları hani yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. A'dan Z'ye ehliyet konusunda aslında bütün hizmetleri sunuyoruz. Bunu mu anlamalıyım? Evet, tabii ki. Peki ne tür imkanlar sunuyoruz? Nasıl bir eğitim anlayışımız var? Biraz bundan bahsedin. Siz de bir eğitmensiniz. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle adayımızın kaydını aldıktan sonra gerekli sistemsel işlemlerini tamamlıyoruz. İlk önce teorik aşamada kendisini eğitime tabi tutuyoruz. Daha sonradan kendi sınavında başarılı olduğu takdirde uygulama yani direksiyon sınavına hak kazanıyor. Direksiyon sınavında da örneğin B sınıfında 14 ders eğitim veriyoruz kişiye. Daha doğrusu açıkçası hani kişinin kendini sınava girmeden önce ne zaman yeterli hissederse o zaman kendini sınava girebileceği durumda. Yani eğitimlerimiz konusunda bir problem yaşamıyoruz açıkçası adaylarımızda. 14 ders eğitim aldıktan sonra gayet hani bilinçli bir şekilde sınavlarına giriyorlar. Peki kursiyerlere ne tür kolaylıklar sağlıyoruz? Ödeme olsun, başka şeyler olsun. Kursiyerlere şu konuda zaten bizim kendi başlattığımız kampanyamız kredi kartsız, kefilsiz, herhangi bir vade farkı olmadan elden 12 taksit imkanı sunuyoruz. Fiyatlarımız zaten hani standart taban fiyatlar üstünden yapıyoruz bu uygulamayı da. En büyük avantajımızın bu olduğunu düşünüyorum. Peki ehliyet şu anda almak zorlaştı mı? Ne tür kurallar geçerli? Ehliyetin şu şekilde zorlaşmasından ziyade devletin hani bu işe ufaktan bir el attığını söyleyebilirim. Neler sunuluyor? Önceden mesela bir kişi toplam 5 uygulama dersi alıyordu. Şu anda 14 ders eğitim alıyor. Bence yani kendi fikrimi sunuyorum. Daha bilinçli bir şoförler yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Bekir Bey. Değerli bilgiler aktardınız bizlere. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İFM Fuar Merkezi dedik ve Bayrampaşa Sürücü Kursu'ndayız. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.